Kulağım sağır oldu yine ya, birden şey sesi gelince. Melodrama bir aylık abonelik serisini kutluyor. Teşekkürler kanka. Hadi bakalım başlayalım abi. Ekonomik krizde 1 dolar altın değerinde. Bence bu videoyu kesinlikle izlememiz gerekiyor. Ve özellikle bugün izlememiz gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Şu sebepten dolayı. Abi ne olursun ya, internetin... Ulan telefonumda da internet açıkmış. Dur bir dakika. Dolar kaç oldu ya? Dolar. Oha 8,9 oldu. Neyse, bu videoyu izleyelim. Ekonomik krizde 1 dolar altın değerinde. Neden? Çünkü dünyanın birçok yerinde ithalat ve ihracat dolarla yapılıyor. Bu yüzden doların artması hepimizi etkiliyor. Bazılarının sandığı gibi dolar arttığında bizi etkilememezlik falan yapmıyor. Belki maaşınızı dolarla almıyor olabilirsiniz. Belki aynı şekilde dolar borcunuz da olmayabilir ama TL olarak kazandığınız parayı dolarla yiyorsunuz. İşte bu da böyle. Sesim çok gelmiyor değil mi? Çünkü mikrofona çok yakınım. Artık mikrofona yakın konuşmak istiyorum. Uzak olduğumda çok yankı şey yapıyormuş. Öyle. Sorunlarından bir tanesi de ülkede kesinlikle cash, yani nakit bulamıyorsunuz. Nakit bulmanız için kara borsaya gitmeniz gerekiyor. Bizim ülkede keş yok. Hani şey dedi ya, ülkede keş bulamıyorsunuz. Neyse Allah belamı vermesin ya. Kara borsaya gittiğinizde de kandırılma ihtimali çok yüksek. Burada yaşayan bir tane Türk sayesinde kara borsadan para bozdurabildim. Yaklaşık 50 dolar bozdurdum ve 50 doların size ne kadar ettiğini göstereceğim. Şu anda tüm param, Venezuela parası, hepsi ama hepsi 50 dolar. Bunun nedeni şöyle arkadaşlar. Şu Venezuela'daki küçük paralardan bir tane. Aslında 100 Bolivya, 2 Bolivya'ya kadar düşüyor. Mesela 100 Hayır. Bolivya'nın 10 tanesi. 1 dolar veriyorsun, karşılığında 1 tomar para alıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şundan bir tane yapıyor. Bu da 1000 Bolivya. Yani ülkedeki ekonomik krizi tam olarak anlayın diye şöyle göstereceğim. Mesela şu anda ülkedeki en küçük para birimi 2 Bolivya. Bu şu an ülkede hiçbir şey ifade etmiyor. Şunu sokaktan böyle atsam kimsenin umurunda bile olmaz. Bu da ülkedeki en büyük paralardan bir tanesi. Bir de 20 bin var. Şu an yanımda yok. 20 binin bir küçüğü. Yani 10 bin. Biraz önce gösterdiğim tomorla paranın neredeyse hepsine karşılık gelen bir para. Nakit bulamıyorsunuz. Ya düşünün. Vay be. Ülkede şununla şu hala işlevde. 2000 ile 10 bin. Venezuela'da çalışıyor, çalışıyor, işliyor ve sokakta kullanıyorsunuz. Şu an Venezuela'da en karlı insanlar genellikle ülkeye dolar getirip kara borsada doları bozdurabilen insanlar oluyor. Çünkü burada eğer dolarınız varsa... Gitsek mi ya, bir 10 dolar falan götürelim, yaşayalım oradan. Ama vurulma ihtimalimiz çok çok yüksek, onu söyleyeyim. Bayağı yüksek. Yani Venezuela'da insanlar son baktığım haberlere ve videolara göre insanlar bir parça ekmek için birbirini pompalı tüfekle vurabiliyorlarmış. Bir parça ekmeği bulamayıp pompalı tüfeği nasıl buluyorlar onu bilmiyorum, onu sormayın. Bazı şeyler bana da garip geliyor. Krallar gibi yaşıyorsunuz. Bu ülkede kriz var, bu ülkede savaş var ve yoksulluk var. Bu ülkede her şey mümkün. Böyle daha koyu şeyler giyip üzerine bir de siyah ceket takacağım. Ve hazırım, giyindim. Vay be, nasıl kamufle oluyorsun be bro? Siyahlarımı çektim, şimdi de Venezuela sokaklarına gideceğim. Caracas'tayım şu an. Biliyorsunuz Venezuela, Karayipler'in kenarında olan Latin Amerika ülkesi. Şu anda çok karışık. İlk önce sizi otelimin penceresinden dışarıya göstermek istiyorum. Gayet normal bir sokakmış gibi geliyor bu arada. Baksana şu arabalara. Normal. Hani öyle görünüyor. Ama öyle değil tabii. Ayrı bir konu. Çok karışık bir atmosfer var. Muhtemelen ileride bir yerde kaza oldu. Ambulanslar, polisler geçmeye çalışıyor. Hadi gidin dışarı bakalım. Kamerayı saklamam lazım çünkü dışarısı çok tehlikeli. Gizli gizli çekim yapmaya çalışacağım. Güvenli hissettiğim yerlerde de kamerayı çıkarıp çekim yapacağım. Hola. Gracias. Hello. Ve macera başlıyor. Hadi bakalım. Şu anda Caracas'ın Bella Artes diye bir tane istasyonuna geldim. Binaya bakar mısın arkadaşlar? Nereden baktığınız 15 katlı, 20 katlı bina ve 20. katına kadar korkuluklar var. Her yerinde. Yani 20. kata kadar korkuluk yapabilecek kadar korkuyor bir insanlar hırsızlardan, her şeyden daha doğrusu. Daha önce söylediğim gibi ülkede en büyük yani. sorunlardan bir tanesi de ekmek arkadaşlar. Şu anda bir ekmekçinin önündeyim. Neden ekmek acaba, ülkede ekmek bulmak? Hamur ve sudan yapılıyor sonuçta. Hamur, su, yağ. Çok rahat bir şey. Hani
Ha doğru ya, buğday yok anasını satayım. Unu nasıl yapacaksın? Hamur ne ya? Buğday olmadığı için un yapamıyorsun. Un yapamadığın için de ekmek yapamıyorsun. Çözdüm olayı. İçeri gireceğiz bakalım, ekmek var. Şu anda insanlar bir şey sırasına geçmiş ama muhtemelen başka bir şey alıyorlar. Ekmek rafları bomboş gördüğünüz gibi. Sadece şurada küçük ekmeğe benzer bir şey var. Bizi pan. Okey. Kutu koyasta. Mail. Okey. Bir Bolivya'dan satıyorlar bir tanesini. Bu da ekmek değil zaten. Bu hamburger ekmeği gibi olan ekmek. Yani normal ekmek şu anda yok. Şimdi buradan telefere bineceğim. Teleferin fiyatları 6 olması lazım. 6 Bolivya. Ben 1000 veriyorum. Teleferik o. Dostlar benim yazdığım şeyleri yazmayın. Aynı şeyi söyledim ben de zaten. Ben söyledikten 5 dakika sonra yazıyorsunuz. İlk başta jetonum tam düşmedi, sonradan düştü. Şimdi 1000 verdim. Bana paranın üstü, verdiği paranın üstüne bakın. Bu verdiğim 1 doların 16'da 1'i yapıyor şu. Yani sadece teleferi binmek için verdiğim paranın üstüne bakın. 1 doların 16'da 1'ini verdim. Yani 1000 verdim. Yani verdiğim paranın üstüne bakın. Sadece telefere biniyorum şu an. Şöyle bir teleferik. Muhtemelen bütün Karakas'ı yukarıdan göreceğim. Her yerde olduğu gibi burada da sıra var. Şu anda telefere girişte sıra bekliyor. Şimdi telefere bindim. Yukarı doğru gideceğiz. Dayanın. Teleferik dostlar 16 doların 16, ya 1 doların 16'da 1'i. Yani baya baya ucuz ya. Ulan ben full teleferiğe binerdim param olsa. Biz de ne kadar düşüncesiz insanlarız, fark ettiniz mi? Ülkede ekonomik kriz var, insanlar birbirini vuruyor. Biz şeyi düşünüyoruz, 10 dolarım olsa orada kırardım ha falan, böyle düşünüyoruz. Ekmek var şimdi, ekmeğe ne kadar oldu? Conto cuesta un pan. Conto cuesta? Tres. Tres. Okay. 3000'e almış bir ekmeği. Yani çok pahalı. Normalde 100 gibi bir şey alıyorlarmış. Şu an 3000 alıyor bir ekmeği. Yani şöyle düşünün. Asgari ücretinizde ortalama sadece 80-90 tane ekmek alabiliyorsunuz. Şu anda Karakas'ı yukarıdan görüyoruz. Bu aşağılarda gecekondu mahalleleri. Yazık ama ya. Teleferikten aşağı indik. Burası teleferin son noktası. Daha şuradan çıktım böyle bütün tepeleri gezerek. Sonra şuradaki tepeye çıktım. Ardından böyle indim. Karakas'ın Gecekondu mahallelerinin üzerinden geçti neredeyse. Biraz önce çektiğim gördüğünüz görüntülerin hepsi burada yaşayan fakir insanlar. O size gösterdiğim 100 Bolivya parası var ya, hani hiç para etmeyen, hiçbir değer olmayan. O insanlar onu burada bulamıyor. Ve sokakta şov yapıyor. Kahve satıyor. Sadece 100 Bolivya kahve satıyor. Gününü geçirmeye çalışıyor. Akşam... Vay be. Sadece bir ekmek alabilmek için, yani 3000 bolivara bir ekmek alabilmek için tam 30 tane kahve satmak zorunda. Çok saçma. Ekmek yemesin abi. Bak vallahi şaka yapmıyorum bu arada. Mantıksız geliyor bana. Ekmek yemeden yaşayabilirsin abi. Çok saçma. 30 tane kahveye bir ekmek alıyorsun. Çok saçma. Çok saçma. Mantıklı gelmiyor, bilmiyorum. Ya da gitsin o hamburger ekmeklerine benzeyen hamburgerden alsın. Hamburger ekmeğini bekleyen hamburger şeyden alsın işte, ekmekten alsın. Onlar 1 Bolivya parası. Yani illa normal ekmek mi yemesi gerekiyor anasını satayım? Hani illa normal ekmek mi yemesi gerekiyor yani? Oğlum hayatının ömür boyu ekmek yemeyen insanlar var lan. Beyaz ekmek yemeyen insanlar var ömür boyu. Hayır, onu bulabiliyorlar. Normal hamburger ekmeğini bulabiliyorlar. Hamburger ekmeği vardı şeyde. Pastanede vardı hamburger ekmeği. Pastanede vardı hamburger ekmeği. Normal ekmek yoktu. Yani normal ekmek yemek zorundalar mı? Hani şeyden bahsediyorum, hani şey saçma geliyor. Günde 30 tane kahve satacaksın bir ekmek almak için. Bence 30 kahveye zaten doyarsın bence. Sana çok ciddi söylüyorum. 30 kahve satıp akşama kadar 30 tane kahve satıp satmaya çalışıp ekmek alacağıma çok ciddi söylüyorum. 3-5 kahve içer doyarım. Kahvede de karbonhidrat vardır bu arada. Kahvede de karbonhidrat vardır. Hani konu hayatta kalmaksa kahvenin verdiği enerji ekmekten daha fazla.
orada yaşayan favela'daki, gecekondaki yaşayan insanlar. Hani demiştim ya, ülkede en çok zorlanan insanlar bebekler ve yaşlılar diye. Şu an arkamda gördüğünüz gecekonduda bir tane yaşlı bir adam bebeği kucağında sallıyor, görüyor musunuz? Ülkede en ucuz şey ekmek belki. Ülkede en ucuz şey ekmek değil, en pahalı şeylerden bir tanesi ekmek. Kahve 100 Venezuela parası. 100 Venezuela parası, ekmek 3000. Yani 30 kahve satıyorsun, bir ekmek alıyorsun. Anladın mı? 30 kahveye karşılık bir ekmek alıyorsun. Türkiye'de ortama bak. Gerçekten çok kötü durumdalar şu an. Şimdi tekrardan teleferiye bineceğim. Yukarı doğru çıkacağız. Aynı rotayı izleyip aynı yerden aşağı ineceğim. Sonra Caracas'ın arka sokaklarına gideceğim. Biraz daha dikkatli olmam lazım tabii oralarda. Oraları da çekmeye çalışacağım. Hadi gidelim. Abi çok fakirler ya. Venezuela çok zengin ülkelerden bir tanesiydi bu arada. Bilmiyorum biliyor musunuz ama biz kendi petrolümüzü kendimiz işleyeceğiz dedikten sonra Amerika bir şeyler yaptı ve daha sonra bu hale geldiler. Anlatırım bunu da ilerleyen dakikalarda. Çok zengin bir ülkeydi aslında Venezuela. Bayağı iyiydi. Ve tabii başındaki adamın da çok büyük sıkıntıları var. Hiç sevmem başlarındaki adamı. Ama bayağı iyiydi yani durumu. Karşımda şu gördüğünüz evleri Chavez çok cüzi miktarlara insanlara veriyormuş daha önce. Ölmedi. Şuna benzer Caracas'ın her yerinde binalar var. Bu binaların ücreti çok düşük. Genellikle parası olmayan yoksul halka Chavez dağıtmış bunları. Çok küçük paralara, yani aylık böyle 200 bolivar parasına gibi bir şey. 10 tane 200 bolivar parası, bir tane ekmek alabiliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Bu evleri dağıtmış ücretsiz olarak. Üzerinde Chavez yazıyor zaten. Ülkede kara borsa almış başını gidiyor işte. Arkamda gördüğünüz ürünleri kara borsadan satıyorlar. Vay be. Bu ürünler genellikle marketlerden alınıyor. Daha sonra sokaklarda bu şekilde satılıyor. Kral Lazaro Candares heykeli burada. Ekmek silah oldu, ekmek füze oldu gibi bir işaret var burada da. Burada Chavitas'ları köpek olduğunu gösteren bir simge var. İspanyolcam onun için anlamıyorum. Hazır gelmişken size McDonald's fiyatlarını da söyleyeyim burada. Burada bir tane McDonald's buldum ve içeri girdim. Ortalama fiyatlar 38 bin, 40 bin, 42 bin civarlarında. Yani 2 dolara bir menü alabiliyorsunuz burada. Gayet ucuz. Vay be. Burada bir tane pizzacı var. Efsane güzel pizzalar. İnanılmaz ucuz fiyata yenilebiliyor. Ben de o pizzaları size göstermek istiyorum. Hadi gelin ilk önce pizzaları göstereyim. Burası Venezuela'nın en iyi pizzacısı diye geçiyor. Yaklaşık bir tane pizzanın fiyatı 1 dolara falan diye. 1 dolara pizza mı olur ya? Yani 4 liraya, 5 liraya mükemmel pizzalar yiyebiliyorsunuz. Devasa bir üstünde. Ben size şimdi onları göstereceğim. Gördüğünüz gibi gayet nezih bir ortam ve çok hijyenik. Şimdi size fiyatları göstereceğim. Evet, menümüzü de aldık şimdi. Bildiğiniz gibi Venezuela'da kriz var. Dolayısıyla 1 doların fiyatı burada altın değerinde. Yani şu an kara borsada 1 dolar 16.500 bolivya parasıyla çevriliyor. Ama normalde 20.000 falan ama %15 onlar komisyon oluyor. 16.500 ile çevriliyor. Gördüğünüz gibi küçük pizzanın fiyatı 14.300, 16.500, 15.500. Yani 1 dolara devasa büyüklükte pizza yiyebiliyorsunuz. En büyük pizzanın fiyatı ise 32.46. Dostlar 1 dolar ya. 6, 38, 44 o civarlar. Acaba pizzanın boyutu ne kadar onu merak ettim. Yani 2 dolara en büyük pizzayı yiyebiliyorsunuz. Bu arada son kez durduruyorum. Hani yine durduracağım da hemen sürekli değil. Şu an kaç izleyici var? Ben izleyiciyi göremiyorum da dostlar. Siz tam izleyiciyi görebiliyor musunuz şu anda? Yazar mısınız? Ben de bir tane sipariş vereceğim ve o pizzayı yiyeceğim. Bakalım tadı nasıl olacak göreceğiz. Ben şu an orta boy olandan aldım. 34.900 olandan aldım. 35.000'e denk geliyor. O da ortalama tahminime göre 2 dolara falan denk geliyor. Yani 7 liraya. Şöyle devasa büyüklüğünde bir pizza yiyeceğim. Şimdi buraya sıraya geçmek üzere. Sıra bekliyoruz. Sonra boş olunca oturacağız. Şurada gördüğünüz... Oo, bayağı iyi, tamam. Gibi. Siz seviyorsunuz ya kültürlenme yayınlarını. Gerçi şöyle bir durum var. Kültürlenme yayınlarında sohbet muhabbet daha kolay olduğu için herhalde o yüzden seviyorsunuz. Yani ben olsam ben de daha çok severim. Hani şahsi olarak takip ettiğim yayıncılara falan bakıyorum. Çok takip etmiyorum ama genelde takip ettiğim yayıncıların büyük bir çoğunluğu böyle video izleyip hani kendi fikirlerini söyleyen, böyle insanlara bir şeyler katmaya çalışan yayıncılar oluyor.
Hani eğlenmeyi her yerde eğleniyorsunuz dostlar. Komik bir film izliyorsunuz, eğleniyorsunuz. YouTuber izliyorsunuz, eğleniyorsunuz. Challenge izliyorsunuz, eğleniyorsunuz. Ama bu tarz bilgilendirici, kültürlenme yayını yapan yok neredeyse. Yani neredeyse yok. Bu arada lahmacun ayran arkadaşınınki böyle bu arada. Lahmacun bir lahmacun. Bir aylığına abone olmuş. Çok çok teşekkürler kanka desteğin için. Çok sağ ol. Ege 5 karıştırdım. 559 bir elmas göndermiş. Ne olara Ege seni çok seviyor diyebilir misin? Ne olara Ege... Ha anladım Neo. Ulan nasıl yazmışsın arkadaş? Neo'yu büyük yazsaydın daha rahat anlardım. Ya da Lara'yı büyük yazsaydın. Lara Ege seni çok seviyor diyebilir misin? Lara Ege seni hiç sevdi. Şaka şaka. Lara Ege seni çok seviyor. Hatta o kadar çok seviyor ki. Bir azmetmiş bunu bile bana söyletiyor. Bak normalde söylemem. İnanmasam söylemem. Ama inandığım için söylüyorum. Neyse doğru söyleyeyim de SS falan alır arkadaş. Lara'ya gönderir. Laracım Ege seni çok çok seviyor. Bak ben şahidim. Yalansa beni... Arkadaşlar videoya devam edelim. Ben pizzanın boyutunu merak ediyorum. Tuakana en küçüğü, mediana orta boy, bir de grande var. En büyüğü. Grande zaten devasa böyle 6 kişilik falan. Ben mediana yani 3 kişilikten aldım. Bir de onun tek kişilik olanı var. Tabii bu kadar düz pizza ve güzel pizza yapılmışken büyüğünden almak isterdim yani. Biraz kilo almam lazım. Lahmacun ayran bir tane elmas göndermiş. Sen olmasan nasıl kültürleneceğiz abi demiş. Yani kültürlenirsiniz yine ama hani... Ne bileyim hani vallahi bunu övünmek için söylemiyorum. Kendimi gram övmeyi sevmeyen bir insanım. Övünen insanları da sevmem ama... Hani gerçekten bizim gibi bilgi yayınları, kültürlenme yayını yapan... insan yok yani ben görmedim. Biz bunun ilki olabiliriz bu tarz yayınları, yayınlar yapan... insanlar içerisinde ilklerden birisi olabiliriz ve sürekli yapan olabiliriz. Mesela şey değil, 3 saatlik yayında bir tane video izlemiyoruz. Bütün yayımız böyle geçiyor. Ya bu çok rahat bir şekilde her yayında bulabileceğiniz bir şey değil. Dediğim gibi övünmek için söylemiyorum bunu. Ruhi var. Ruhi yayıncı mı kanka? Ruhi YouTuber kanka. Barış Özcan da YouTuber. YouTube videoları yapıyorlar. Ben canlı yayınlardan bahsetmiştim. Ve Barış Özcan haftada bir kere canlı yayın yapıyor. Ve ayrıca Barış Özcan'ın yaptığı kültürlenme yayını ile bizimki farklı. Barış Özcan her perşembe film izliyor, film yorumluyor. Hani atıyorum mesela Inception'ı izliyorlar, Inception'ı yorumluyorlar. Yani aynı şey değil. Tabii ki Barış abiyle kendimi kıyaslamıyorum. Barış abi bambaşka bir boyutta bizim için, birçok insan için. 10 numara bir insan. Bu arada şu anda restoranda gördüğünüz herkes orta kesimin insanları. Daha çok orta kesim ve yüksek kesimden geliyor. Yani buradaki halk bu şekilde yemek yiyemez. Onların asgari ücreti 320 bin bolivar parasından oluşurken 10 tane pizza yiyebilecek kadar asgari ücret alıyorlar. Şu gördüğünüz kesim orta kesim. Böyle dışında bağlantısı olan insanlardan oluşuyor. Ve bu kesim daha çok Chavez karşıtı. Bu yönetim... Bu orta kesim çok büyük bir tehlikeydi ama ülkede biliyor musunuz? Düşünsenize yakın akrabalarınız, komşularınız, arkadaşlarınız açlıktan neredeyse ölüyor. Siz pizza falan yiyorsunuz yani çok tehlikeli. İstemeyen kısımdan oluşuyor. Yani ülkedeki sınıf ayrımından bahsediyorum. Ülkedeki o yoksulluk kavramından bahsediyorum. Şu anda burada o pizzayı defalarca yiyebilecek kadar zengin Venezuelliler de var. Yani iki uçlardaki uçurum, zenginle fakir arasındaki uçurumu böyle yerlerde çok rahat görebiliyorsunuz. Yani bu gerçekten acı bir durum. Neyse olayı çok dramatize etmeden biz pizzamızı yiyelim. Ben çok merak ediyorum pizza nasıl gelecek ve uzun zamandır pizza yemek istiyordum. Onu da burada yemiş olacağım. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Ve pizzamız geldi şu an. Şu pizza... Abi bayağı büyük bu arada ya. Ton balığı falan var içinde ya. Türkiye'de en... Of pardon yanlışlıkla geçtim. Özür diliyorum. Zaten az kalmış bu arada. Çok da kalmamış. Türkiye'deki en pahalı pizza ton balıklı pizza diye hatırlıyorum. Baksana şu pizzaya. 1 dolar bu arada. 1 dolar. Pizza yiyorsunuz. Pizzayı böyle kocaman şeyde getiriyorlar. Ben bunu tek başıma nasıl yiyeceğim bilmiyorum şimdi. Bakalım. Limonata da var yanında ya. Tadı nasılmış? İlginç olan başka bir şeyse bu pizza menüsüne dahil limonata da var yani. Ha limonata da yanında hediye mi? Anladım. Lan bir de yanında hediyeymiş.
Vay arkadaş. Abi Venezuela'ya mı taşınsan? Kanka manyak mısınız? Orada yaşatmazlar size. Her şey ekonomik. Ne bileyim ekonomik çöküşteki bir ülkede yaşamak değil yani öyle 100 dolar alayım kral gibi tatil yapayım değil. Kral gibi tatil yapamazsın orada can tehliken ciddi şekilde olur yani vururlar sokakta. Çok tehlikeli. Hatta Emre Durmuş yanlış hatırlamıyorsam Venezuela'da tutuklanmıştı bu arada bir ara. Polisler tarafından hem de normal insanlar tarafından da değil. Çok güzel. Mükemmel bir pizza. Bol malzemeli. Ben bayıldım. Ananaslı pizza da hayatımda ilk defa yiyorum. Yemin ederim davul. Ananaslı pizza. Gerçi Venezuela gibi ülkelerde ananas falan çok bulunduğu için bizim ülke kadar pahalı değildir ya. Çok şaşırmamak lazım. Davul var ya şişkin, kocaman oldum. Hep pizzayı bitiremedim. Sabahtan beri zorluyorum yiyeyim diye ama orta boy büyük geldi. Yani küçük boy her halükarda yetiyormuş onu anladım. Neyse çok iyi yedim. Çok güzel oldu. Çok da tatlı oldu. Hep pizzacıdan ayrılmadan önce de şu malzeme yakından gösterildi. Gerçekten iyi ve kaliteli malzeme kullanıyorlar. Venezuela'da böylesini görmek zor biraz. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna... Videoyu çok beğendim ya bu arada.